Dilimine'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Yine çok çılgın, bir o kadar da oha artık diyeceğiniz bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün mucitlik serimizin yeni videosunda akıl sır ermez bir proje ile beraber karşınızdayız. Arkadaşlar bugün kendimize tek tekerlekli bir motosiklet yapacağız. Yanlış duymadınız, kendimize tek tekerlekli bir motosiklet yapacağız. Adeta bilim kurgu filmlerinden fırlamışçasına inanılmaz çılgın bir projeyi yapmak için bugün sizlerin karşısındayım. Yani şöyle anlatayım. Devasa bir tekerlek düşünün. Tekerlek benim etrafımda gidiyor ve ben o tekerleği böyle sürüyorum. Zor olacak, dengesinin zor olacağını biliyorum ama bugüne kadar suyun üzerinde giden araba yaptık. Suyun üzerinde giden bisiklet yaptık. Kendimize tank yaptık. Ulan cipsleri birleştirip kendimize tekne bile yaptık. Bugün de bunu yapabileceğimize inanıyorum. İşin profesyoneliyle beraber kolları sıvadık ve yapmaya hazırız. Yiğit Usta'yı alkışlarla karşınıza davet ediyorum. Yiğit Usta ile birlikte Siyah Giyen Adamlar filmini izlerken bir sahne gördük. Adamlar tek tekerlekli motosiklete böyle atlamış, yapıştırıp gidiyorlar. Birbirimize baktık, dedik ulan bunu yapabilir miyiz, yapamaz mıyız diye. Kolları sıvadık, projeleri çizdik. Bugün sizler için bunu deneyeceğiz ve umarım yapabiliriz. Ne diyorsun? Yaparız. Kendisi yaparız. Kaynak konusunda her profesyonel. Türlü. Motor birleştirme konusunda profesyonel. Benden de 20 santim uzun olduğuna göre. Bunu birlikte yapalım. Senin kaç? 1.92 falan herhalde. Ya? Şöyle motora bineceksin. Motorun o tek tekerleği senin etrafında olacak. Ben sana sahneyi göstereyim, dur direkt. Gel. Şimdi seyircilerimiz de belki anlamamış olabilir ya. Motosiklet deyince bizim aklımıza ne geliyor? Önde bir teker, arka bir teker. Tekerlerin üzerine binip gidiyoruz değil mi? Evet. Bunda teker bizim etrafımızdan dönecek. Bak, hemen açıyorum sahneyi. Bak abi sahneye. Bak Will Smith'in filmi, tamam mı? Araba çıkıyor. Arabanın içerisinde gördün mü daireyi? Bak kocaman bir çember var. İçinde çemberin var. İçerisinde motor var. Çemberin içine bindiler, bak motor. Oturdukları yer tekerin içerisinde. Bunun birebir aynısını yapmaya çalışacağız. Bak. Biniyorlar. Bak bu da karşılaşabileceğimiz şeylerden bir tanesi değil mi? Denge lazım. Güzel bir şekilde planlamamız lazım. Ama finalde ne yapıyorlar? Bak. Aa. Gördün mü nasıl gittiler? Ya şöyle oğlum, anlatayım. Harika bir şey lan. Ya şöyle anlatayım. Şöyle bir çemberimiz olduğunu düşün. Bu çember bizim tekerleğimiz olacak. Bak bu bunun bizim tekerleğimiz olduğunu düşün. Tamam mı? Bu dönüyor. Şöyle oklarla göstereyim. Şu tarafa doğru dönecek bu teker ve bizim burada bir motor aksamımız olacak. Buraya oturacağız, buraya bindik, bu gidecek böyle. Şu tarafa doğru gittiğini düşün. Başka kenardan üç tekerli gibi küçük... Hiçbir şey yok, sadece etrafımızdaki büyük çember dönecek. Harbi zor. Yani dengesi inanılmaz zor. Şimdi Yiğit Usta ile birlikte gideceğiz, demirleri kaynatacağız ve şasesini oluşturacağız, iskeletini oluşturacağız. Evet. Ardından demir bipo ustasına gideceğiz. Ne yapacağız? Dairemizi oluşturmamız lazım. Evet, çemberimizi oluşturmamız lazım. Gerekiyor. En zor kısım orası. Eğer orası böyle sıfıra sıfır dengeli olursa süreriz, yoksa süremeyiz. Şöyle göstereyim. Ha şunu gösterecektim. Unuttum. Şimdi kullanacağımız motoru hazırladık. Daha öncesinden hurdaya ayırdığımız bir tane scooter motorumuz var, tamam mı? Hı hı. Hepimizin mahallesinde işte kullanılan scooter motorlarından motorunu çıkardık. Motor olarak bunu kullanmayı düşünüyoruz. Ha bu scooter'ın? Scooter'ın motorunu söktük. Evet. Yiğit Usta ile beraber motorumuz hazır. Bak bildiğin şu motor. Şuraya oturduğunu düşün. Şöyle gidiyorsun ya. Hı. Motorun alt kısmı işte bu. Güzel. Ondan sonra kaykay tekerlekleri aldık. Bu bizim etrafımızda dönen çemberle bizim oturduğumuz kısmı birebir böyle dönmesin diye. Az önce Will Smith böyle döndü ya. Evet. O dönmeyi engelleyebilmek için. Yukarıdaki çember dönerken bu da dönecek. Biz de içinde aynı sabit kalacağız. Süper denge. Yani şu an için öyle hesaplıyoruz. Umarım yapabiliriz. Bir anda böyle pow diye göndermesin bizi. Ayrıca makaralar var. Bu makaraların içerisinde döndüreceğiz çemberi. Bunlar böyle dönerken biz içerisinde sabit kalacağız. Makaralarımız hazır. Hadi başlayalım. Başlayalım. Arkadaşlar şimdi size şöyle göstereyim. Burada görmüş olduğunuz gibi hurda demirlerimiz var, yığdığımız. Bu demirlerin içerisinden bizim için uygun olan demirleri seçeceğiz. Şöyle flex makinamız var, gel Yasir abi. Bu flex makinasında ölçülerimizi aldıktan sonra parça parça demirleri keseceğiz. Kaynak makinamızda kaynatacağız ve kendimize içerisinde oturacağımız o iskeleti oluşturmamız lazım. Yani motor aksam altımızda olacak, oraya koltuk atacağız. Kulplar ve etrafımızda dönen teker. Onun için böyle kendimize hem dengeli hem de içerisine sığabileceğimiz bir mekanizma ayarlamamız lazım. O yüzden hızlı bir şekilde fleximizi çalıştırıyoruz ve parça parça demirlerimizi aldığımız ölçülerden kesmeye başlıyoruz. Sanayi videosunu var ya, o kadar çok zorlanıyorum ki. Şimdi iskeletimizi
Yavaş yavaş kaynatmaya başladık. Motorun oturacağı kısmı yapmaya çalışıyoruz. Yani çok düzgün bir çember yapmamız lazım ki döndüğü zaman dengesi bozulmasın. Yani bir çember düşün, yamuk yumuk. Döndüğü zaman ne olur? Böyle yalpalar değil mi? En dıştaki peki lastikli çemberi kim yapacak? Onu sanayide demir bükme ustasına yaptıracağız işte. Ha okey. Tamam. Biz kendimiz iç aksamını kaynatıyoruz. Giderek çember oluştu. Aynen. Bakamıyoruz ama. Sen nasıl çekiyorsun? Gözüm kapalı çekiyor. Gözlerini kapat. Bu arada bu ışık kameranın lensini de yakabilir ha. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tekerlerimiz hazır. Aslında tam olarak mantığı böyle. Bak şunu düşün. Bak şimdi. Bak. Nasıl gidiyor? Evet. Bunun içinde kendimin olduğunu düşün. Ben buradayım. Ayaklar yere değmiyor. Ve gidiyoruz. Öyle düşün. Şöyle tekerimizi göstereyim. Arkadaşlar tekerimizi tamamıyla kendimiz fikirlerimizle ürettik. Çünkü bu büyüklükte bir tekeri bulmak imkansız. Çünkü bu büyüklükte teker yok. Böyle bir incelikte böyle bir teker olmadığı için ne yaptık? Gittik bisiklet lastiklerini kestik. Büktürdüğümüz demirin üzerine vidalarla bisiklet lastiğini yerleştirdik. Hem giderken böyle çok güçlü olacak çünkü güçlü olması lazım. Tek teker üzerine gidiyorsun. Bir de bükülürse, esnerse ekstra sıkıntı. Dengesi iyice bozulur. Evet. O yüzden bu şekilde bir çember oluşturduk kendimize. Yani motorumuzun maksimum boyutu bu olacak. Bak bekle anlatayım sana. Bekle abi. En üst seviyesi bu. Bak şimdi Yasir bekle. Bunu getirin buraya. Oluşturmuş olduğumuz iskelet bu. Olayımız tam olarak böyle bir şey olacak. Biz istiyoruz ki bu sabit kalırken, şu içerideki iskelet sabit kalırken bu teker dönsün. Çok zor bir şey. Nasıl görünüyor? Çok. Yani şu an %10 falan nasıl görünüyor? Güzel görünüyor da çok zor abi. Ya zor olduğunu farkındayız oğlum. Bu kanalda hiç kolay bir şey yapmıyoruz ki biz. O yüzden arkadaşlar videomuza like atmayı ve Türkiye'nin en büyük kanalı olabilmemiz için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok çılgın bir proje yani. Türkiye'de tek... Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iskeletimizi altın rengine boyadık ve kuruyana kadar elma yeme partisi yapıyoruz. Ustaköy'den getirmiş. Yeşil elma tatlı değil. Ekşi. Biz bu hayatı yaşamaya değil yaşayanları izlemeye gelmişiz Yasir abi. Şöyle bir... Ya bak, böyle bir milyoner gördünüz mü hayatınızda hiç siz? Banker bile anasını satayım ya. Ver lan kamerayı. Ne yapayım abi böyle çekiyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iskeletimizi hazırladık, boyadık. Çemberimizi de hazırladık, boyadık. Şimdi sıra geldi motor aksamına. Bitti bitiyor. Motoru taktığımız zaman, tekeri oturtturduğumuz zaman devam yollarda. Hadi bak. Bunun trafiğe çıkmasında ceza var mı acaba? Sonuçta motorla bir taşıt. Trafiğe kapalı alanda. Trafiğe kapalı alanda çekeceğiz. Tamam. Pazar yerinde falan yaparız. Tamam. Tamam mı? Hadi. Çarşamba pazarı var kanka bizim evin orada. Ama eğer bunu gerçekten... Olur, götürürüz her yere götürürüz. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu tescillettirebilirsek de bir motorlu taşıt olarak belki ruhsat falan alabiliriz buna yani. Sonuçta kendi icat ettiğimiz bir şey yasak mı var? Yok. Bir şey icat etmeye yasak mı var? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi motorumuzu hemen hemen tamamladık. Ama biz çalışırken de farkında olmadığımız bir şey var. Gecenin bir yarısı oldu. Sabah başlamıştık çalışmaya. Gece ettik. Şu motor aksamında görmüş olduğunuz bütün somunları teker teker takıp sıkıyoruz. O yüzden gecenin bir yarısı oldu. Yorulduk. Yiğitcan'la beraber. Ama hemen hemen motoru bitirdik. Yarın koltuğunu takıyoruz ve sürüş aşamasına geçiyoruz. Şimdi biz gidip eve dinleneceğiz, uyuyacağız. Ama siz videoyu izlemeye devam ediyorsunuz. Videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu devam ediyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sizlere şu anda kamyon kasasından sesleniyorum. Vaat ettiğimiz gibi tek tekerlekli motosikletimiz hazır ve denemek için uygun bir alan arıyoruz, boş bir alan arıyoruz, pazar alanı arıyoruz. Etrafımızda dönen bir teker var ve bu tekerin içerisinde oturuyoruz, gitmeye çalışıyoruz. Tek tekerlekli motosikletimiz hazır. Şimdi denemeye gidiyoruz, çok heyecanlıyım. Dengesi çok zor, umarım üzerinde durabilirim. Bakalım evdeki hesap çarşıya uyacak mı? Ya bizdeki şansa bak, burada kullanacaktık, burada deneyecektik. Şansımıza bugün burada da pazar varmış. Bomboş alandı, burada sürerdik. Diğer pazar alanına gidelim, diğer pazar alanına. Önden tamam. Göndersene, tamam. Arkadaki. Dikkatli kullan abici. Aynen. Hazırız biz. Güvenli bir alanda aracımızı test edeceğiz, hadi başlayalım. Çalıştırıyorum Yiğit. Basıyorum. Bas. Bir daha. Ben hazırım. Oldu. Arkadaşlar ilk defa açık alanda deneyeceğiz. Bakalım sürebilecek miyiz? Dengesi çok zor.
Ama başaracağımıza inanıyorum. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. Güveniyoruz sana. Bir şey söylemek az istiyorum. Az daha öne oturayım. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. O Siyah Giyen Adamlar filminde Will Smith böyle dönüyordu ya. Bu arada gerçekten gazı versem öyle döneriz galiba, değil mi? O yüzden ön tarafa yapışacağım. Denemeye çalışıyorum. Haydi bakalım. Ya şöyle bir şey, hani ilk defa bisiklet kullandığımızda böyle bir düşecek gibi oluruz ya, dört tekerlekle başlarız, düşe düşürürüz iki falan. Sanki buna bir dört tekerlekle çalışıp sonra birer birer düşürseydik net yapacaktık. Ama direkt iki tekerlekli bisikletten başlamış gibi başlıyorum. Haydi Abdü. Oğlum kanter içerisinde kaldım, çok zor kullanmaz, ellere bak. Çok zor kullanması. Nasıl görünüyor dışarıdan? Tekerleğin içinde gibi görünüyor. Oğlum uzay icadı ya. Yemin ederim helal olsun ya kardeşim benim. Gel. Arkadaşlar bu arada bu aracın seri üretimine başlayacağız. Yiğitcan'ın iletişimlerini aşağıya bırakıyorum. Açıklama bölümüne. Oradan kendine özel olarak bu cihazdan yaptırmak isteyenler bize ulaşabilirler. Evet. Takır takır üreteceğiz bundan sonra. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kanter içerisinde kaldım ama değdi. Tam olarak planladığımız şeyi gerçekleştirebildik. Tekerleğin içerisinde giden bir adam düşünün. Tek tekerlekle giden bir motosiklet düşünün. Elimize sağlık diyorum. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Çok daha çılgın videolarla beraber karşınızda olacağız. Eyvallah.